Yaşadığım uzun bir şeyler, yani kısa kısa parça parça yaşadığım şeylerin uzaması şeklinde devam ediyor. Mesela geçen lavaboya gittiğimde yerde lavaboda tansiyon mudur bilemiyorum tabii ki bunu. Çok farklı bir şey oldu. Daha önce tansiyonum düştüğü olmuştu ama farklı bir şeydi bu. Bir saat boyunca kalkamadım, yani böyle bir şeyim olmuştu. Yani bir şeyler daha yakınlaştı ya, bir adım daha kritik sürece gidildi diyebilirim benim açımdan, sağlık açısından. Hep böyle bir şey yapmaya çalışıyorum, yani moralli ve coşkulu olmaya çalışıyorum. Bu nedenle şeyim geldi. Çiçek geldi. Böyle işte moral. Bu şeylerle de, desteklerle de moralimiz, coşkumuz artıyor. Bu da şuna neden oluyor. Yani biz bilincimizi diri tuttuğumuzda bu vücut üzerinde de bir etkisi var yani. Ben her zaman şunu söyledim. Her şey beyinde bitiyor aslında. Her şey iradede bitiyor. Bizim bu kadar coşkulu ve moralli olmamız, her ağrıya rağmen bu kadar dirençli gözükebilmemiz, bu iradeden ve beyinden kaynaklı, haklılıktan kaynaklı bir şey. Nuriye ablayla, Nuriye hocayla hiç görüşmedim. Hani fiziki olarak görüşmedim. Ancak hastaneye kaldırıldığımızdan sonra şeyi fark ettik. Yanımızda bir hücrede ben kalıyorum. 5 nolu hücrede ben kaldım. 4 nolu hücre boştu. Bir boşluk vardı. 3 nolu hücrede de, hastane hücresinde o kalıyordu. Kalıyormuş yani. Sonra seslerden anladığımız kadarıyla, işte giriş çıkışlarda anladığımız kadarıyla birbirimize seslendik. Orada konuşma şeklinde bir görüşmemiz olmuştu. Çok mutlu olmuştum. Ancak hastaneye tabii biz kendimiz gitmek istememiştik. Hapishane hücresinde hücre arkadaşım benim ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Benim ihtiyaçlarımı karşılamak için işte çaba gösteriyordu. Ama tabii orada bir teyakkuz halindesiniz. Yani sürekli zorla müdahale edilebileceğinin şeyleri. Yani orada gelen sağlıkçılar, gardiyanlar, görevliler, müdürler bu şeyi size söylüyor orada. Açlık grevimizin bitirilmesi yönünde bir telkinde bulunuyor. Bunun için soruşturmalar açılıyor. Böyle bir sürekli bir şey halinde, yani hem fiziki hem psikolojik bir baskı halinde yaşıyorduk. Tabii en son benim yaşadığım en son yani büyük bir hani şey, kaçırılma ve işte bu hastaneye gitme süreci olmuştu. Bizi gardiyanlar ve oradaki sağlık görevlileri sürekli nasıl olduğumuzu, durumumuzu görmek için bizi kontrol etme ihtiyacı veya talimatıyla hareket ediyorlardı. Bizim ya onlar şunu çok iyi biliyordu. Sağlık açısından açlık grevine ani şeyler, tepkiler verir ve bu tepkileri bildikleri için aslında hani kendi daha önce yapılan açlık grevlerinin olduğu bir hastane ve hapishane orası. Bunları bildikleri için aslında bizi sürekli kontrol altında tutma şeyi
yapıyorlardı. Ancak bu bizim üzerimizde fiziksel ve psikolojik bir etki yaratıyor. Nasıl? Demir kapılar zaten. Giriş çıkış dahi sizi uyandırır. Yani sesler, gece evet sesler. 2'de, 4'te yani 2 saat arayla bizi kontrol edip hatta bizi bizden ses yani bir tepki gelmesi için sesleniyor size. Çağrı yapıyor. İşte siz tepki vermeyince uyandırmaya çalışıyor falan böyle bir şey hali. Hatta nefesini kontrol ediyor falan böyle bir şey yani uyanmadığınızda. Bu her gece oluyor muydu? Oluyordu. En son günlerimizde olmuyordu. En son günlerimizde bunun şeylerini bizim üzerimizde bir uyuyamama hali yani uykumuz kesildiğinde bir daha uyuyamıyorsunuz. Yani açlık grevinde olan bir insanın uyku düzeni de zaten bozuluyor. Bir kere uyuduğunuzda bir sürekliliği sağlamanız gerekir. Ancak bu uyku hali daha fazla bozulmaya neden oluyordu. Ben hukukun bir adaletle eşitlenmesi yönüyle böyle bir şey düşünmüyorum. Yani bazı insanlar hani şunu hukuk varsa adalet vardır. Adalet ise hukuktur işte falan. Böyle hukuk adalet demek değildir. Ve eskiden hani işte iktidarın birlikte çalıştığı FETÖ'cü hakimler ve savcıların yaptığı komploları da biliyorsunuz. Hani daha öncesi de yani bu sadece bir yerle bir süreçte sınırlandırılamaz bir durum. Ancak hani yakın vadede söylediğimizde birçok komplolar yaşanmıştı. Ancak orada bir de yani o FETÖ'cü hakimler ve savcılar da dahi bir de bir düzen çerçevesinde oluyordu. Yani bir prosedür vardır ve onun dışına çıkmazlar. Hani bir kitaba işini bilme. Mı? Evet, kitabına uydurma, işini bilme hali vardı. Ama bu süreç o kadar pervasız ki yani. Bu süreçte o dönemden beklemediğimiz şeyi bu süreçten bekleyemeyiz zaten. Bakıyorsunuz olan birçok adaletsizlik ve hukuksuzluk. Yani hukuku savunur pozisyona geçtik. Bizim şeyimizde şu geçerli. Yani bir mahkeme var ve bu mahkemeye çıkarılmıyorsunuz. Kendi duruşmanızda çıkartılmıyorsunuz. Bunun gerekçeleri hiçbir şeyin bunun gerekçesi olamaz. Çünkü bir hukuksal bir işleyiş var ve buna uymak zorundasınız. Yani hukuk devleti ise değil mi? Yani şu bahaneyle işte personel eksiğimiz var birinci gün. İşte ikinci şeyde duruşmada yok şöyle bir eksiğimiz güvenliği var. Sağlayamayız. Güvenliği sağlayamayız. Yani bunun bahanesi olamaz. Yani bir talimatla hareket edildiği gerçeği herkes hani görebiliyordu. Görmek isteyen herkes görebiliyordu. Ve bu bilinçle ben mahkemeye çıktım. Hiç ben tahliye olurum demedim. Hiç beraat ederim veyahut da şöyle olur falan. Bunları hiç düşünmedim. Çünkü buranın değerlendirmesi benim için bir kıstas değil. Önemli olan tarihin ve halkın değerlendirilmesi. Yani bu bilinçle hareket etmek gerekir diye bakıyorum. Yani bu nedenle tahliye olmak benim açımdan ilk aşamada sürpriz diyebilirim. Hani tabii Nuriye Hoca'nın tahliye olmaması yine işte bir iftiracı diyorum ben ona. İftiracı üzerinden hiçbir somut dayanak bulunmayan bir dava aslında. Benimle ilgili o itirafçının çok fazla bir şey söyleyememesi. Yani sadece benimle ilgili parkta gördüğünü söylüyor. Evet. Beni. Yani beni parkta görsen ne olur, görmesen ne olur? Birincisi bu da hani İkincisi zaten hani söylediği tarihte ben bütün her şeyi açıkladım. 2013'ten 2014 Şubat'ına kadar
şeyine kadar, ocağın Şubat'ına kadar askerdeydim. Daha sonra ben ameliyat olduğum için aylık hava değişimi raporu almıştım. Eskişehir'deydim o dönemde. Atanmıştım. Şubat ayında şeye gitmiştim. 13 Şubat'ta işe başladım. Erzurum'un Horasan'ın köyü, yani mezraevi bir yerdi. Oradan Haziran ayı boyunca oradan çıkmadım ben. Sonra geldim. İşte Esra ile evlilik şeylerimiz için Aydın'a, direkt Aydın'a gittim. İşte kız isteme meseleleri falan, böyle de şeyler yaşandı. Sonra ardından düğün oldu, evlenme düğün. Sonra tekrar şeye döndük. Yani böyle bir süreçte, hani ben bunu anlatınca tamamen hani söylediği şey çökmüş oldu. Ya tabii bunları ben söyleyince benim açımdan biraz morali bozulduğu için çocuğun hani benimle ilgili bir şeyler dolduramadı. İşte o iftiracı adamın dolduramamasından kaynattı. Bir şey yani, ne yapacağız? Hani bunu boşa çıkarttı bu. Yüz yüze görüşüyor benimle çünkü, hani yüz yüze bakıyor. Hani bir şey sorsam, şöyle miydi, böyle mi? Bir şey sorsam, bir cevap istesem ona cevap veremeyecek. Şimdi Nuriye Hoca için de oraya getirselerdi onu, oradaki iftiraların hepsini boşa çıkaracaktı. Yani o ikiliği yaratamayacaklardı. Ki şunu da belirteyim, Nuriye Hoca oraya gelmek istedi. Bunun için dilekçe verdi. Yani avukatlarımızdan aldığımız bilgiye göre gelmek istediğini belirtti. Ve her şart altında. Zaten hani mahkemenin şunu yapması çok büyük bir olay bence. Nuriye Hoca'yı dinlemeden, daha onun ifadesini alamadan bir itirafçının onun üzerine attığı iftiraları şey yapıyorsunuz. Yani göz önüne alarak kuvvetli suç şüphesi olarak bakıyorsunuz. Aşk grevine tutuklandığımız için başlamadık. Tutuklanmadan önce başlamıştık. Hatta direnişimize başlamamız işte tek bir talepleydi. İşimizi geri istiyoruz. Bu talebin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. İçerideyken de, yani tutukluyken de biz tutuklu olabiliriz ama hani talebimiz işimizi isteme. Yani işimizi istiyoruz. İşimizi geri verilmesi. Bunun üzerinden sürecin örülmesi, bize destek olan insanların desteklerini bu yönde, talepleri bu yönde geliştirmesini istedik. Bunu tercih ettik. Çünkü yani işimize döndüğümüzde açlık grevimiz bitecek. Yani şu anda mesela Nuriye Hoca dışarı çıksa açlık grevi benim gibi bitirmeyecek yani. Yani ben nasıl devam ediyorsam o da açlık grevine devam edecek. Çünkü İşimiz hala verilmedi. Yani şu anda verilse Nuri Hoca içeride de açlık grevini bitirir. Bunun için engel bir şey yok. Talebimiz hala aynı. Açlık grevimiz bu talebin gerçekleştirilmesi yönüyle devam edecek. Ve çok kararlıyız. Zaten bunu da irademizi gerçekten ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bunda kimsenin şüphesi olmasın yani. Bunun sonunda ne olursa olsun böyle bir durum var yani. Bu kararlılık. Biz bu kararlılığı da savunacağız. Biz direnme hakkını da savunuyoruz aslında hani burada. Yani biz direnme hakkını savunuyoruz derken, direnme hakkı dediğimiz şey aslında bir hak alma şeyi yani. O da bir hak ve iktidarın yaratmak istediği şey bütün hakları, hak şeylerini savunmayı engellemek açıkçası. Biz işimizi istiyoruz, çalışma hakkımızı istiyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu OHAL konusuna gelirsek, öncelikle şöyle söyleyeyim, iktidarın yapmakta zorlanmayacağı en kolay şey kanun hükmünde kararname çıkarmaktır. Yani onlar en kolay yaptığı şey kanun hükmünde kararname. Yani sanki böyle bir şeyin imkansızmış gibi sunulması var ortada. Hadi bunu geçtim. Tamam. Bunu başka bir şeyle, yöntemle yapacağını söylüyor. Mesela
OHAL komisyondan değerlendireceğini söylüyor. Attığı insanları, emekçileri. OHAL komisyonu şöyle bir yanı var. OHAL komisyonu aslında diğer adı danışıklı dövüştür. AİHM'le Avrupa ile yapılan, AİHM'le yapılan danışıklı dövüştür yani. İktidarın yaptığı danışıklı dövüşü. Çünkü nasıl anlıyorsunuz bunu? Bir komisyon var. Bu komisyon nasıl işleyeceği süreç itibariyle ne kadar hukuki olabileceği olmayacağı çok belirgin ve açık. Ancak AİHM hukuksal bir şey olarak OHAL komisyonunu gösteriyor. Ki bu da şunu gösteriyor. Bütün AİHM başvurularını reddetmesi de bir sürece yayalım. İşte bir oyalama şeyine dönüştürelim şeklinde. Şu anda baktığımızda bir sürecin işlemesi, OHAL komisyonunun aktif hale gelmesi gibi bir şey söz konusu mu? Ben şu anda öyle bir şey görmedim ve böyle bir şey yok. Hani bir kişiyi değerlendirdi mi? Hayır, değerlendirmedi. Evet, yani ne kadar sürecek, yani bunun hiçbir şeyi bile yok yani. Şöyle şöyle olacak dedikleri bir durum bile yok. Ancak biz diyoruz ki ister OHAL komisyonuyla bizi al işe, ister kanun hükmünde kararname, ister fermanla biz işimizi istiyoruz. Hangisiyle alırsan al, değerlendirmeye sun. Yani biz zaten haklılığımızı biliyoruz yani. Bizim ne yaptığımız, ne yapmadığımız ortada. Adaletli bir şey olur mu? Orasını OHAL komisyonunun değerlendirmesi gösterir yani.